Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın ve yeni mekanımızın yepyeni bir videosu daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte artık ilk gençliğimizden beri yıllardır oynadığımız CSGO 2'nin ikisi çıkacakmış. Hep birlikte onda neler yeni olacak, neler değişecek ona bakacağız. Şimdi CSGO'nun ilk çıktığı yılı hesaba katacak olursak oyunun ilk çıkışından bir yana yüzyıllar geçmiş arkadaşlar. Doğal olarak bu oyun artık bayağı eski görünüyordu. İşte duvarlar, grafikler, mekanikler, karakterlerin hareketleri, böyle ne bileyim bir sis bombasının şekli falan filan. Bu güncelleme ile birlikte, güncelleme diyorum, altını çiziyorum. Çünkü CSGO 2 yeni bir oyun değil. Mevcutta olan CSGO'larımıza büyük bir güncelleme olarak gelecek. Yani aslında karşımıza çıkacak olan şey yeni büyük bir güncelleme. Ve bu güncelleme yoğunlukta olarak bir grafik güncellemesini barındırıyor. Çünkü hani artık Source 2'ye geçirmiş olduğu oyun motoru olarak muhtemelen CSGO 2'de göreceğimiz en büyük yenilikler bir Source 2'nin işte Valve'a vermiş olduğu ekmekler olacak. Peki bu anlamda neler yeni? Arkadaşlar ilk olarak ben sis bombasıyla başlamak istiyorum. Çünkü yılların oyunun sembolü haline gelmiş bir şey bu sis bombası. Sis bombasının içinden öyle eskiden olduğu gibi caldır culdur ateş edemeyeceksiniz artık. Çünkü hani oyun gerçekçi olsun diye sis bombasının içerisinden siz ateş ettiğinizde sis bombası dağılacak, açılacak yani. Ve sizin olduğunuz yer kabak gibi görünecek. Diyelim uzaktan sıkıyorsunuz, mermilerinizin geçtiği yerler sis bombasında açılacak. Ve yine diyelim ki sis bombası attılar, bir yeri kapattılar. Oraya bombanızı attığınız zaman bombanın etki alanı kadar sis bombasında açıldığını gördük. Bu oyuna bayağı gerçekçi bir efekt katmış. Bir de şöyle bir gerçekçilik faktörü var. Ayrıca belirtmem gereken, oyunun içerisinde sise nereden bakıyorsanız öyle göreceksiniz. Yani soldan baktın aynı sis, içine girdin aynı sis, yaklaştın aynı sis gibi bir durum yok. Sizin pozisyonunuza göre sisin görüntüsü de değişecek. Bu grafik anlamında güzel olmuş. Yalnız burada üzücü bir nokta var. Daha doğrusu şaşırdığım bir nokta var. Normal bombayı attığınızda çıkan alev efekti umarım betaya özeldir. Onu düzeltirler. Sene 1993'ün After Effect'i gibi görünüyor. Hani bilemiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Alev efekti bayağı kötü olmuş. Şimdi sizlere biraz ince bir ayardan bahsedeceğim. Fakat bu ayar değerli arkadaşlar, bu oyunu yıllardır oynayan profesyonel oyuncuların bile oyun alışkanlıklarını ve bana soracak olursanız reflekslerini yeniden gözden geçirmesini gerektirecek bir ayar. O da şu: tick rate. Şimdi tick rate dediğimiz şey sizin oyun oynarken bastığınız tuşun sunucu tarafından algılandığı zaman aralığına deniyor. Bu normalde CSGO'da 1 saniyede 64 şanstı. Fakat Valorant ortaya çıktı ve dedi ki ben 128 şans veriyorum. Yani 1 saniyede 128 tıklama aralığı. Valve bu Valorant'ın bu yüksek tıklama oranı nedeniyle bayağı bir eleştiri almıştı değerli arkadaşlar. En son durumda böyle ayar gibi bir şey yapmışlar. Tick rate dediğimiz olayı tamamen ortadan kaldırmışlar. Yani siz mouse'unuza tıkladığınız anda, klavyenizden herhangi bir tuşa dokunduğunuz anda karşı tarafta bunu anında görecek artık. Tick rate diye bir şey kalmadı. Bu durum hani benim gibi biraz acemi FPS oyuncuları için üzücü olsa da profesyonel oyuncuların da alışkanlıklarını yeniden kazanmaları gereken bir durum bana soracak olursanız. Bunun haricinde farklı bir güncelleme olarak bildiğiniz gibi CSGO'da aşağıya baktığımız zaman bedenimize dair herhangi bir şeyi göremiyorduk. Fakat bu yeni güncelleme ile birlikte artık bir bedene kavuşmuş olacağız. Bu da Source 2'nin önemli nimetlerinden bir tanesi. Grafik anlamında işte haritalarda, ışıklarda ve özellikle suyun üzerine yansıyan görüntülerde falan filan ciddi güncelleştirmeler var. İşte bir düşmanı vurduğunuz zamanki efektler, o kanın dağılımı ve yok olması da bayağı artık efekt haline gelmiş. Bu özellikler oyunun daha gerçekçi olma anlamında hanesine artı bir ekliyor işin açıkçası. Gelelim seslere. Sesler önemli. Bu yeni gelen güncelleme ile birlikte CSGO 2'de artık kapalı mekanda ve dış mekanda ateş ettiğinizde sesler arasında ayrım olur. Ses anlamında yine Valorant'tan bildiğimiz haritada yürürken sesinizin ne kadar alana dağıldığını gösteren bir özellik eklenecek. İşte bu Counter Strike, Win vesaire vesaire gibi sesler değişmiş, telsiz sesleri değişmiş. Beni üzen bir nokta oldu. Burada yılların bildiğimiz AWP'nin o zoom yapma sesi de değişmiş arkadaşlar. Biraz mekanik bir ses olmuş. Keşke ona hiç dokunmasalardı. En azından nostaljik olarak bir şey kalmış olur. Oynanış anlamında ise artık silahınızla ateş ettiğiniz zaman mermilerin izini çok daha net ve daha güzel efektlerle birlikte görüyorsunuz. Atıyorum ateş ettiğiniz zaman oradan çıkan kıvılcım silahın kabzasını aydınlatıyor falan, böyle ayrıntılar eklenmiş. Bunun haricinde crosshair'de bir değişiklik var arkadaşlar. Menüden aktif edilebilen bir ayar sayesinde crosshair'ınız artık mermilerin dağıldığı yöne doğru hareket etmeye başlıyor. Yani tıpkı Valorant'ta falan sağ tıkladığımızda açılan crosshair gibi. Şimdi gelin isterseniz
isterseniz bir de tahmini sistem özelliklerinden bahsedelim. Source 2 ile birlikte gelen kesin olan bir durum var değerli arkadaşlar. O da 64 bir işletim sisteminin gerekeceği, minimum Windows 10 yeterli olur. Intel i5 2500K veya daha üstü 4 çekirdekli bir işlemci. Ekran kartı anlamında ise minimum 2 GB'lık bir ekran kartı yeterli olacakken RAM de minimum 8 GB olur. Yani zaten bu CSGO arkadaşlar çok düşük sistemlerde bile çalışması sayesinde dünyada hala çok yaygınca oynanan bir oyun. Valve bu çizgisini Source 2 ile birlikte yeni oyununda da koruyacaktır diye düşünüyorum. Yani pek çok sistemde çalışır. Sonuç olarak değerli arkadaşlar bu güncelleme daha çok bir grafik güncellemesi olarak değerlendirebilir. Fakat şunları atlamamak lazım. Source 2'nin nimetleri ve tick rate'in tamamen ortadan kaldırılmış olması oyun mekaniğini bana soracak olursanız bayağı bir güzelleştirecek. Haritanın yeni şekli, ışıkların daha net olması, karanlık kısımların daha aydınlık tutulması, işte karakterlerin ölüm efekti, sesler, yürümeler, vücut görme, işte sis bombasının açılması ıvır zıvır derken CSGO yepyeni bir halde karşımıza çıkacak gibi duruyor. Temel mantığını koruyarak. Bu anlamda oyuna bir geri dönüş olur mu? Yani mesela ben oynar mıyım? Böyle bir şeyi sorayım kendi kendime. Ben resmen geri tekrar dönerim arkadaşlar. Çünkü o sisler misler bayağı bir hoşuma gitti. Bence ciddi bir kitle de oyuna geri dönüş yapacaktır. Şöyle bir soru olabilir. Acaba Valorant tahtından edebilirim ya da Valorant oyuncularından ciddi bir geri dönüş alır mı? Yani Valorant'tan sonra çok fazla CSGO 2'ye geçen oyuncu olacaktır. Fakat tam bir dönüşün olması bence biraz zor. Çünkü Valorant ne olursa olsun CSGO'dan farklı bir FPS oyunu. Valorant'ta skill'ler var, karakterlerin ayrı ayrı özellikleri var falan filan. Doğal olarak işin içine skill'ler girdiği için tamam ikisi de FPS oyunu ama iki ayrı dinamiği, iki ayrı mekaniği olan ve iki ayrı oynama özellikleri olan farklı iki FPS oyunu. Ama özetle CSGO tarafı bu yeni güncellemeyle birlikte bayağı bir toparlayacak. Güzel olmuş görünüyor çünkü. Diyorum ve videomu bitiriyorum değerli arkadaşlar. Sizlerin fikirlerini de merak ediyorum Valorant ve CSGO rekabeti anlamında. Oyuna gelen görüntü güncellemeleri nasıl buldunuz? Full sürüm yayınlandığında tabii ki de tüm detaylarıyla tekrar kanalımızda buluşacağız. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ha çıkış tarihini unuttum. 30 Ağustos 2023. Ağustos 2023'te yayınlanır. Görüşürüz.